Sohbet dinleyecekler yanaşsın. Şöyle gelelim, şu tarafı dolduralım. Siz de şöyle alayım delikanlılar. Şu tarafa doğru. Benim gözümün önünde olsun herkes ha, değil mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad ce'et rusul rabbina bil hak sallâlâ rasûlinâ Muhammed. Allahumme sallâlâ seyyidâ. Sallâlâ şefî zunûbina Muhammed. Allahumme sallâlâ seyyidâ. Sallâlâ tabîbi kulûbina ve kurrete ayyunina Muhammed. Allahumme sallâlâ seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Estaizu billah. Ve lillâhi mülkü semâvâti vel ard. Vallâhu alâ kulli şeyin kadir. İnne fî halqi semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâri lâ âyâtin li ulil elbâb. Sadakallâhul azîm ilâ âhiri sûre. An-ebî Hureyre'te radıyallâhu anh, esri'û bil cenâzeti fe in tökü sâlihaten fe hayru tukaddimu nehâ ve in tökü sivâ zâlike fe şerrun tadaûnehu an rikâbiküm. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Evet. Derbeyan akaid fî hakkı subhanehu şerif lehu nedir ve la misalele. La şerikele ve la misalele. Allah Teala'nın neşi ve benzeri yoktur. Allah Teala'nın ne yapacağız? Akaid diyoruz değil mi? Allah Teala'yı anlatan beyitler bu Mustafa İsmet Garibullah. Bu beyitte ne yapacak bize? Allah Teala'yı bize anlatacak. Ne yapacağız? Allah Teala'yı nasıl bileceğiz işte? Bize ehli sünnet vel cemaat ulemanın bildirmiş olduğu şekilde bileceğiz. Bir de işte böyle Allah dostları var, ne yapmışlar? Bazı şeyleri manzum var, nesir var değil mi? Manzum eser haline getirmişler. Yani şiir gibi yazmışlar. Mesela akaid risaleleri var, şiir şeklinde yazılmış. Fıkıh risaleleri var, şiir şeklinde yazılmış. Tefsir bilmiyorum da ama şey olarak var yine. Mesela usul hadisi yazmışlar. Ondan sonra sarf nahi hakkında da bu şekilde kitaplar var. Mesela Elfiyet İbni Malik var değil mi? Süllem var, Süllem'in şerhi.
bu şekilde kitaplar var. Ne yapmışlar işte bu Allah dostları? Bu ezberlenmesi, okunması kolay olsun, akılda kalsın diye bazı şeyleri ne yapmışlar işte böyle manzum olarak yazmışlar. Niye? Daha iyi belleyelim, daha iyi anlayalım, daha iyi kavrayalım. Mesela Muhammediye var, Bende Ahmet var, değil mi? Bunlar da ne yapıyor? Cenneti, cehennemi anlatan kitaplar. Alınıp bakılması lazım. Bu da İsmet Garibullah Büyükşehir Kuddüs'e Surru, kendi Seyit'tir. Fatih Camii'nin orada değil mi? Şeyde, Çarşamba'da kendi adıyla İsmet Garibullah Tekkesi'nde metfundur. O, bu zat ne yapıyor işte? Bu kitabı yazıyor. Allah Teala bu kitaptan da istifade etmeyi nasip eylesin. Kamudan bil ganidir zatı yezdan, münezzehtir hulülden veci suban, erişmez aklı ve fikri idraki imkan, kadime hadis olmaz muttasıl can. Yürü candan geçi bakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Kamudan ganidir zatı yezdan, Allah Teala'nın zatı nedir? Bütün her şeyden ihtiyacsızdır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Allah-u Teala'nın. Allah'a samet diyoruz ya işte kul huvallahu ehad. De ki Allah-u Teala birdir. Allahu samet. Allah-u Teala samettir. Ne demek yani? Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ama biz Allah'a muhtaçız. Allah-u Teala bizi kendisine kul eylesin. Münezzehtir hulülden ve cisuban. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teala hulülden. Mesela şekerin suya girmesi, değil mi? Bu gibi şeylerden maddenin, değil mi? Manaya girmesi böyle yok. Allah Teala da böyle şeylerden hulül etmekten, suyun süngere girdiği gibi, değil mi? Eşyaya hulül etmekten, girmekten, sirayet etmekten münezzehtir. İrişmez aklı ve fikri idraki imkan. Bunu anlamaya akıl sır ermez. Değil mi? Kadime hadis olmaz muttasıl can. Kadim olana hadis, sonradan yaratılmış olan. Değil mi? Ona muttasıl olmaz. Zaten hadis olan her şeyi kim yarattı? Onun sahibi olan Allah yarattı zaten. Ona nasıl bitişecek yani? Böyle bir şey düşünülmez. Bunu bu şekilde de anlayacağız. Her şeyi de anlayacağız. Yok, her şeyi de anlayamayız. Ama bu şekilde inanacağız. Bileceğiz ki bu şekilde. Daha teferruatlı istiyorsan ne yapacaksın? Gideceksin. Fıkıh kitabı okuyacaksın. Fıkıh kitabının genelde fıkıh kitaplarının ilk başına hakikaten ilgili var. Mesela Ömer Nasuh Bilmen'in fıkıh kitabında var. Ne var? Müslümanların Nezi Akaidi diye bir kitabı var. Ona bakın. İlk başta da onu almış. Akaidle ilgili meseleleri güzel bir şekilde orada anlatmış. Hem bizim anlayacağımız şekilde anlatmış. Ya, sadeleştirilmiş de var. Eski kitaplar olsa diyeceğiz ki anlamıyorsunuz. Çünkü bu Osmanlıca yazılmış. Ama şimdi ne yapıyorlar? Bütün kitapları sadeleştiriyorlar. Ben olsam sadeleştirmem. İnsanları onu anlamaya zorlarım. Yani ne yapacaksın? Osmanlıca öğreneceksin ya. İngilizce öğreniyorsun, Fransızca öğreniyorsun, Almanca öğreniyorsun. Osmanlıcayı da öğren. Ne olacak? Kur'an okuyan herkes Osmanlıca okuyabilir. Bunlara heves etmemiz lazım değil mi? Bu kadim dilimizdir bu bizim. Osmanlı ecdadının eserlerini okuyamıyoruz. Mezar taşlarını okuyamıyoruz. Kitabetleri okuyamıyoruz. Caminin oradan geçiyoruz. Ya, hocam şurada ne yazıyor? Ben de bilmiyorum diyor. Niye? Çünkü orada sülisle yazmış veya rikayla yazmış. Değil mi? Onun okunuş şekilleri ne oluyor? Harfler değişiyor mesela. Kafı yaparken ne yapıyor mesela? Kafı böyle çiziyor. Sonuna böyle bir çizgi çekiyor. Üstüne iki nokta koymuyor. Adam onu bilmiyor. Nereden okuyacak o kafı şimdi? Onun kaf olduğunu nereden bilecek? Hatta ne var işte böyle? İnce nüanslar var. Onları da ehlinden öğreneceksin. Hitabet, kitabet önemli. Hem hitap etmeyi bileceksin hem kitabet yazmayı da bileceğiz. Allah hepimize nasip etsin. Bu zaten Osmanlıca, şu okuduğumuz eser Osmanlıca. Burada Osmanlıca yazıyor. Harekelemişler bir de. Allah razı olsun. Normalde bunlar ne olur Osmanlıca şeylerde, kitabetlerde mesela padişah fermanları var değil mi? Normal yazılar var mesela. Bunlar nedir? Onlarda pek nokta olmaz. Hatta normalde cimin beynin de noktasını ne yapmıyorlar? Koymuyorlar. Kafın da noktasını koymuyorlar. Ama işte onları okumayı öğrendin mi okuyorsun. Allah hepimize bu işlere heves etmeyi nasip eylesin.
Evet, yürü candan geçip Hakk'a gidelim. Cemali, ba kemale seyredelim. İşte bu işi ne yapacağız? Kendimizi bu işe vereceğiz. Allah hepimize becerttirsin. İşimiz kolay aslında. Uğraşsak olur. Yani bir insan 3 ay uğraşsa, 5 ay uğraşsa İngilizce öğreniyor. Değil mi? Kendini verse ya da bir ülkeye gitse orada da İngilizce konusu öğreniyor. Aynı şekilde ne olacak? Diğer dilleri de öğrenebiliyoruz. Değil mi? O ülkeye gitsek daha iyi konuşuyoruz. Mesela Arabistan'a gitsek, orada bir sene kalsak Arapça konuşuruz herhalde. Gel git otur kalk derken ne yapıyorsun? Bir şeyler öğreniyorsun. Bu da böyle ya. Osmanlıca'ya biraz ne yapmamız lazım? Uğraşmak lazım. Heves etmek lazım. Zeytinburnu mesela şey var, kitabetleri var, mezar taşları ne yapmışlar? O yazıları Türkçe'ye çevirmişler. Hepsini yazmışlar. Bu Merkez Efendilik'teki şey, belediyenin kültür yayınlarında var. Bulabilirseniz alın derim yani, o kitabı kaçırmayın. Zeytinburnu Belediyesi ne yapmış? Bu mezarlıkları, bu Merkez Efendi'de olsun, değil mi, Kozlu'da olsun, Edirne Kapı'daki mezarlıkların hepsini şey yapmış. Oradaki mezar taşlarının hepsini okumuşlar, yazmışlar. Kimdi? Süleyman Berk'ten şey işte, Ömer İşbilir var, profesör, tarih profesörü. İkisi beraber yapmışlar onları. Yani hizmet edenden Allah razı olsun, bu işler oluyor. Yani çalışsa insan yapabiliyor. Şimdi bakıyorsun İhtiyat yazılarını okuyorlar değil mi? Eski kitabeler okuyorlar, Urartuların yazılarını okuyorlar. Nasıl okuyorlar? Adam çalışıyor, okuyor. Zor bir şey değil. Ya işte ben Kur'an öğrenemiyorum. 15 günde öğrenirsin ya okursan. Çalışırsan 15 günde okumaya başlıyorsun. Hadi 2 ay olsun, 3 ay olsun ya. Ne olacak ki? İstersen okursun yani. Evet. Dersimizin ayetleri arkadaşlar. Ali İmran suresi ayet 189. Normalde 190'dan başlayacağız ama biz 189'dan başlayalım. Estağfirullah. Ve lillahi mülkü semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin mülkü Allah'ındır. Mülk kiminmiş? Limenin mülk? Allah'ın. Evet. Vallahi ala külli şeyin kadir. Allah Teala her şeye gücü yetendir. Bütün mahlukatın dersine Allah'ın gücü yeter. Her şeye gücü yeter Allah. Kainatı yaratmış. Yoktan var etmiş. Hiçbir şey yok idi. Allah var idi. Her şeyi de yoktan var etti be. Elhamdülillah. Biz de bu varlıktayız işte. Bak bu aleme bizi de çıkarttı. Bize de bir varlık verdi. Biz ne olduk? Allah Teala vacibül vücut. Varlığı kendinden zorunlu olan. Biz ise mümkünül vücut olduk. Yani varlığımız olsa da olur, olmasa da olur ama dünyadayız. Belli bir zaman buradayız. Varlık süreceğiz. Ondan sonra yokuz yine. Ama ondan sonra dirilmek de var. Ondan sonra ebedi bir hayat var. Ondan sonra ne yok? Ölüm yok. Sonsuz bir azap veya sonsuz nimetler olacak. Allah Teala'nın nimetlerine kavuşmayı nasip eylesin hepimize Allah Teala. Evet. Mülk Allah'ın. Peki. İnne fî halkı semâvâti vel ardı. Muhakkak ki, tabi bunu geliyorlar Peygamber Efendimiz'e, soruyorlar sen ibadet ediyorsun, Allah diyorsun, bir şeyler diyorsun, bu kimdir diyorlar. İşte o zaman Allah Teala bu ayetleri bize buyuruyor. Hepimize de duyuruyor. Allah Teala'nın varlığı. Değil mi? Ne yapıyoruz? Varlık sebeplerini arıyoruz. Değil mi? Diyoruz ki bu nedir? Bu kainatı kim yarattı? Yerleri kim yarattı? Gökleri kim yarattı? Yıldızları kim yarattı? Arıyoruz sahibini, değil mi? Ne diyoruz? Ahmet'in babası kim? Annesi kim? Nereden diyor? Arıyor, soruyoruz, değil mi? Ondan sonra diyorsun ki bunun annesi, bunun babası bu, belli. Bunun bu kainatında bir sahibi var. Bunu yaratan var. Adamlar okumuşlar, fizik profesörü olmuşlar, bilmem ne olmuşlar. Kuantum teorisini bulmuşlar, bilmem neyi bulmuşlar ama değil mi? Bing Bang'i bulmuşlar, bir şeyler yapmışlar ama onu yapanın sahibini bulamamışlar. Allah'ı bulamamışlar. Ne işe yaradı? IQ'un şu kadardı, bilmem 250 idi, 160'dı, 300'dü. Sonra bakıyoruz IQ'su yüksek olanlar seri katil olmuşlar. Yüzlerce, binlerce adam öldürmüşler. Akıldan değil ki bu işler ya. Her şey akıldan olma. Amerika'ya bakın, seri katillerin %90'ı
IQ'su yüksek insanlar. Araştırın bakın, seri katiller yazın, çıkıyor. Çoğu da Amerika'da. Zeki insanlar, zekiyle, akılla değil bu işler ya. Nakille. Allah Teala'dan bize geldi işte bak. Yerlerin, göklerin yaratılmasında var diyor. Ne var? İhtilafil leyli ven nehar. Gecenin ve gündüzün ihtilaf etmesi. Gece ne yapıyorsun? Bak şimdi kışın geceler uzadı bak. Saat 9 oldu. Önceden ne oluyordu? 9'da akşam oluyordu değil mi? Şimdi bak yatsı yıkıldık. Vakit ne oluyor? Geri geliyor. Sonra ne oluyor? Gece uzuyor. Gündüz kısalıyor. Ekinos diyorlar. Gece gündüz birbirine denk geliyor. Değil mi? 21 Mart'ta. Öyle olacak değil mi? 21 Mart'ta ne olacak? Gece gündüz birbirine denk gelecek. Bir de 21 Haziran'dı değil mi? 21 Aralık. Haziran değil mi? 21 Aralık, 21 Haziran. Karıştırdık demek ki. Aralık, Haziran. Tamam. Yanlış o bence. 21 Aralık en uzun gece. En uzun gece. Geceyi demiyorum. Denk olanları diyorum. Birbirine denk ne oluyor? 21 Mart, Mart'tı. Bir de neydi? Haziran'dı galiba. Haziran en kısa gece. En uzun gece. En kısa gece. Neyse artık. Onu yine bakmak lazım. Karıştırdık ortalık, karışmasın. Ama ne var? Gece uzuyor. Bak yazın ne yapıyoruz? Geceler kısa. Bakıyorum yatsı yıkılıyor, sabah oluyor değil mi? Kışın ne? Geceler uzun bak. Kaç saat sürüyor? Sabah 8.30-9'u buluyor değil mi bazen sabah namazı? 8.30'a kadar uzuyor. Hani saatleri ileri geri almasak ne olacak? Millet çoğu işe gidiyor, çoğu da namaz kılıyor, işe yetişemiyor, öyle şeyler de oluyor. Bunlar işte bak, gecenin uzaması, gündüzün uzaması, bunlar göklerin, yerin yaratılması, göklere bakıyorsun sonu gelmiyor. Değil mi? Işık yılıyla ölçemiyorsun, şu dünya semasını aşamıyorsun ya. Ömür boyu gitsen bitmiyor. Işık hızıyla gitsen yine yetişemiyorsun. Yani kainatın ucunu bucağını bulamıyoruz. Genişliyor bir de. Nereye kadar gidecek? İşte öldük mü? Ondan sonra hakikatleri göreceğiz inşallah. O hakikatlere ulaşmayı Mevla nasip eylesin. La ayatin li ulil elbab. İşte Allah Teala'nın varlığına, birliğine burada ayetler var, alametler var. Göklerin, göklerin, yerlerin yaratılmasında aklı olanlar ne yapacaklar? Bunu kabul edecekler değil mi? Elhamdülillah biz kabul ettik. İnkar edenlerden olmaktan bizi Mevla muhafaza eylesin. Amin. İşte bu akıl sahipleri kimler? Ellezine yezkürûnallâhe kıyâmen. Onlar Allah-u Teala'yı kıyâmen ayakta ne yaparlar? Zikrederler. Ve kuûden oturarak ve alâ cünüb ve alâ cünübihim yanlar üzerine yatarak da Allah Teala'yı ne yaparlar? Zikrederler. Ve tefekkürün fi halqis semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin yaratılmasında ne yaparlar? Tefekkür ederler. Allah Teala bizi tefekkür eylesin. Bir müminin diye bir an tefekkür etmesi 1000 rekat namaz kılmasından daha faziletli. Onun için ne yapalım? Tefekkür edelim. Bak yağmur yağıyor herhalde şimdi. Yağmuru kim yağdırıyor değil mi? Mevla yağdırıyor. İstediği zaman istediği yere yağıyor. Buna kimse mani olamaz ha değil mi? Yağmura kim mani olabilir? Değil mi? Güneşin dönmesine kim mani olabilir? Kimse mani olamaz. Yaşamamıza, ölmemize kimse mani olamıyor değil mi? Hepimiz ne yapacağız? Belli bir vakte kadar yaşıyoruz, ölüyoruz. Kimse buna mani olamıyor değil mi? Ölümü geri getirebiliyoruz mu? Yok. İleri alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. İşte bu Mevla'nın kudreti ya. Ölüm, hani Lokman Hekim diyor ya, ölüm inkar ediyorsan uyuma diyor. Öldükten sonra dirilmeyi de inkar ediyorsan uyanma bakayım hadi. Elimizde değil ha hiçbir şey. Değil mi? Yatağa giriyorsun, ben hep diyorum ya bakayım ne zaman uyuyacağım. Anlamıyor muymuş gitmişim. Öyle değil mi? Ya diyorum bugün hani ruhani çıkıyor gidiyor ya, yani diyorsun ki bugün şey yapacağım diyorsun, onu anlayacağım bakayım ne zaman uyuyorum, onu anlamıyor, gitmiş, haberin yok. Ölmüşsün, haberin yok. Ne zaman uyandın o da bilmiyorsun, bir bakıyorsun uyanmışsın. Ruh gelmezse zaten gidiyorsun.
O zaman tamamen bitiyor değil mi? Nefes almak da gidiyor. Allah Teala anlayışımızı artırsın inşallah. Evet. Rabbena ma halakte haza batila. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Bunları sen boşuna yaratmadın ya Rabbi. İşte yerleri gökleri seyredip de ne yapmak lazım? Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Bir hikmeti var. Her şeyin hikmetini bilmiyoruz. Allah dostları bakarmış. Bir çiçek görürmüş, anlarmış. Allah Teala'ya tefekkür edermiş. Her şeyde öyle ya. Her şeyde Allah Teala'nın varlığına, birliğine deliller var anlarsa. Allah Teala o anlayışı hepimize versin. Bir sinek ya, küçük bir sinek bile düşünsen kanatlarını yapamazsın ya. Değil mi? Allah Teala diyor kafirler değil mi? Bu sineği yaratmaktan ne murat etti? Değil mi? Allah Teala onunla ne yapıyor işte? İnanmayanların küfrünü artırıyor. İnananların da imanını artırıyor. Elhamdülillah. Teknolojiyle değil bazı şeyler arkadaşlar. İnsanlar her şeyi yapıyorlar diyor. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. E bunlar onlara yaptıran Rablerini niye tanımıyorlar o zaman? O kadar akılları var. İmanda nasip işi demek ya. Öyle kafamızdan olmuyor demek. Akıllan değil. Teslim olmak lazım. İlahi Irak'ta değil mi? Irak'ta Peygamber Efendimiz ne yazdı? Mektup yazdı. Eslim teslim yüktüke Allah'a ecreke merreteyni. İslam'a teslim olursan Allah Teala ne yapacak sana? Ecrini iki kat verecek. Kitap ehli olduğun için, bir de Müslüman olduğun için iki kat mükafat alacaksın dedi. Ama ne yapamadı? İşte şu koltuğu bırakamadı. Saltanat var ya, şu saltanat bırakılmıyor. Çoğu kavgalarda bunun için yapılıyor. Şu kürsü için, şey için, riyaset diyoruz. Makam. Makam için, şu makam sevgisi için neler öldü, neler gitti değil mi? Kimler feda edildi? Kimlere kıyıldı? Hala da kıyılıyor değil mi? Adam öldürüyor. Bakıyorsun devlet diyorsun ki ona muhalif olan ne yapıyor? Bir yerde kaza yapmış bitmiş. Ne kazası yaptı adam? Ona suikast düzenledi. Sen kaza olarak görüyorsun onu. Böyle çok işler oluyor. Tarihi okuyun bakın. Tarih kitaplarında çok var böyle olaylar. O onu öldürmüş. O entrikalar yapmış. Şunu öldürmüş. Bu bunu öldürmüş. İlk zamandan beri devam ediyor bu işler. Niye? Burada ne var ki? Bura bir koltuk ama orası da bir yer, orada da oturabilirsin ama işte insanlarda bu nefis var ya, işte her şeyi yaptırıyor insana. Allah Teala bizi nefsin azgınlığından muhafaza eylesin. Subhaneke fekina azaben nar. Ya Rabbi seni ne yaparız? Tenzih ederiz. Noksan sıfatlardan arındırırız. Fekina bizi koru. Neden azaben nar? Cehennem azabından koru. Allah Teala hiçbirimizi cehennem azabına düçar eylemesin. Amin. Cehennem azabı arkadaşlar nasıl bir azap? En basitini şöyle anlatalım anlayacağımız şekilde. Cehennemde en hafif azap gören kişi ne yapacak diyor? En büyük azap bana yapılıyor diyecek. Ötesini varın siz düşünün. Cehennemdeki en hafif azabı gören kişi diyecek ki en büyük azap bana yapılıyor. Halbuki en hafif azap ona yapılıyor. Ondan sonrasını varın siz düşünün. Hamam Hazretleri'nin tefsirinde görmüştüm. Orada ne diyor? Cehennem ehli diyor. Cehennem ateşinden alınıp diyor dünya ateşine konsa. Dünya ateşinde diyor 60 sene uyur. Niye diyor? O cehennem ateşinin azabı o kadar çok ki bu dünya ateşi ona rahat geliyor yani. Yorgan döşek gibi geliyor düşün. Ya bize basit geliyor ya. Şu dünya ateşinin çakma elimizi 3 dakika tutamıyoruz arkadaşlar. 2 saniye 3 saniye tutamıyoruz ya. Yangına dayanamıyoruz. Ateşe dayanamıyoruz. Selefe felakete soğuğa dayanamıyoruz ama orada nelerle karşılaşacağız ha? Zemherir soğukları var. Hiç duydunuz mu? Babaannem söylerdi zemherir soğukları başladı. Eskiler bir şeyler derdi biz anlamazdık ama şimdi kitaplarda okuyunca görüyorsun, anlıyorsun. Onlar derler, koca karı şeyleri vardı onların, öyle derlerdi ya. Mesela daha var evladım derdi, daha ocak girmedi,
şeye girmedi derdi. Daha vardı, 10-15 gün vardı. Onların kendi hesapları vardı. Rum hesaba göre mi yapıyorlardı bilmiyorum ama öyle bir şeyler diyorlardı bize. Ama bunlar var Allah'ın izniyle. Mevla buyuruyor, hepimize duyuruyor bak. Ya niye diyoruz o zaman, ya Rabbi bize cehennem azabından koru değil mi? Yok diyorsan yokluğunu ispatla bana. Var olan bir şeyin yokluğunu var ki şey yapamıyoruz değil mi? İnkar ediyorsun ama niye inkar ediyorsun? İnkar ediyorsun ama yine bir şeylerin peşindesin. Bir menfaatin var yani. Ebu Cehil ne yaptı? Bir kere inat ettik dedi. İnadımızdan yine gavurluk yapacağız. Biliyoruz dedi, Hazreti Muhammed de hak peygamber dedi. Bundan haberimiz var ama bir kere ne yaptık? Onunla muhalif olduk. Bunu bozamayız. Cehenneme gideceksin. Gidelim diyor. Ne olacak? Gittin mi orada görürsün. İnna künna mukinin dersin. Ben inandım. Benden başka inanan yok. En çok ben inandım. Yakini iman işte orada oluyor. Herkes orada yakini imanı görecek. Şeksiz şüphesiz inanacağız. Neye inanacağız? Allah'ın varlığına inanacağız. Birliğine inanacağız. Biz inanıyoruz elhamdülillah. O kafirler öyle diyecekler. Biz inandık ya Rabbi. Kesinen inandık. Artık inkar etmiyoruz. Ne işe yarar? Devlet ne işe yarar? Söyle. Yaramaz değil mi? Niye geç işte hani diyoruz ya, biz bu tabiri çok kullanıyorum. Geçti borun pazarı süreşenin ideye. Cennetin cehennemin pazarı burada kuruldu. Oraya gittin mi dönemezsin. Geri dönüş yok. Onun için akıllı insan ne yapacak? Mümerrit dün bir yerde gördüm. Mümerrit kimdir diyor işte. Burada gelecek onu söyleyecek. İşte Allah çok zikreden ve sabikune sabikun, öne geçenler. Ne de öne geçecek? İslam'da da öne geçecek, zikirde de öne geçecek, tefekkürde de öne geçecek. Her şeyde ne yapacak? Ebu Bekir misali olacak radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh. Değil mi? Hepsinin özellikleri. Ali radıyallahu anh. Geçen bir yerde konuşuyoruz. Hazreti Ömer dedim, Ebu Bekir dedim, Ömer radıyallahu anh dedim. Osman'ı dedim, Hazreti Ali'yi söylemedim, adam bana kızdı. Ben onu orada şey yapmadım ki, mübarek kast olarak şey yapmadım. Ama adam başka mercaya çekti işi. Hepsi bizim canımız ciğerimiz ya. Değil mi? Çağrı yarı yani, Peygamber Efendimiz'in dört arkadaşları bunlar. Hulefai Raşidin diyoruz. Raşid halifeler. Allah Teala bizi onların yolundan, onların sünnetinden ayırmasın. Amin. Evet Rabbena, ey Rabbimiz, inneke sen, men tudukilin nara, kimi cehenneme girdirirsen, fakat ahzeytehu, onu rezil et. Rezil rüsvay oldu bak. Kim cehenneme girerse o rezil oldu ha. Kim ister cehenneme girip rezil rüsvay olmak? Hiçbirimiz istemeyiz ama bakıyoruz ki çoğumuzda cehennem ehlinin ameli var. Nasıl olacak? Onların amelini istiyoruz, istiyoruz ki cehenneme girmeyelim. Rezil olacağız arkadaşlar yarın ahirette. Çok pişman olacağız. Keşke yapmasaydık diyeceğiz. İş işten geçti ama bir şey yaramaz. Onun için Allah, bu dünyada rezil olsak bir şey olmaz ama ahirette olmayalım ha. Tövbe edelim, istiğfar edelim. Günahlarımızın affedilmesi için bir şeylere sarılalım ya. Neye sarılalım? Kur'an'a sarılalım, hadis-i şeriflere sarılalım, kitaplar okuyalım. Mevla'ya kendimizi affettirmenin bahanelerini arayalım. Geçen bir hoca efendiyi dinledim, Tahir Büyük Körükçü. O ne diyor? Kur'an okuyan altın gibidir diyor. Ona da birisi şey yapıyor, ondan naklediyor. Kur'an okuyan insan Allah Teala diyor, çok Kur'an okuyanı şey yapanı diyor, cehennemde yakmaz. Hatta diyor cesedini bile çürütmez. Bu hafızlar çürümeyecek ha. Ehli sünnet vel cemaat üzere devam ederse, itikadını bozmazsa, ben haya derim diyor Allah Teala onu yakmaktan ya. Kur'an'ı ezberlemiş, Allah onu yakar mı? Devamlı Kur'an okuyan Allah Teala haya eder, yakmaz ya, ateşinde yakmaz, çürütmüyor bile bedenini. Peygamberlerin hiçbiri çürümedi arkadaşlar. Hepsi duruyor. Taptazeler. Doğdukları gün gibiler. Hafızlar da öyle olacak.
İşte bu kendini Allah yoluna verenler, değil mi? Şehitlerin ayeti var. Ve la tekulü limen yuqtelu fi sebilillahi emvat. Allah yolunda öldürülen der ölü demeyin, onlar diridirler ama siz anlamazsınız diye. Anlamıyoruz işte ya. Allah anlamazsın diyor, sen anlayacaksın. Anlamasın, o kafan basmaz. O kadar kafa yok sende, o pompan basmıyor işte. Zorlama kendini. Pompayı patlatırsın. Zorlama kendini ama kabul et. Böyle bu iş. Şehitler çürümüyor kardeşim işte. Nasıl bir şey oluyor? Allah Teala onun kimyasını nasıl değiştiriyorsa çürütmüyor. Toprağını emrediyor. Yak, çürütmüyor işte. Yılan gelmiyor, çağın gelmiyor, böcek gelmiyor. Hiçbir elli yemiyor ona. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Yandı mı? Niye yanmadı ya? Ateş yakması lazım. Anlat bana bunu. Mantıken izah et. Edemez. Ama Allah yaparsa olur mu? Olur, bitti o kadar. İşte burada gönlünü teslim edebilmen, Allah'ı kabul etmek, işte bu itikat meselesi burada meydana çıkıyor. Akılla işi vurursan anlamak yok, anlar gibi olmak var. Akıl için son çare saçı başı olmak var. Necip Fazıl öyle demiş bir şiirinde. Anlayamazsın her şeyi yani. Her şeyi anlayacağız diye bir şey yok. Teslim olacağız işte. Allah Teala teslimiyetimizi artırsın. Evet. Ve ma lizzalimine min ensar. Ne olmadı? Zalimler için yoktur. Yardımcılar yok. Hiçbir yardımcı yok orada. Zalimlerin hiçbir yardımcısı olmayacak. İnne şirke le zulmün azim, değil mi? Şirk en büyük zulümdür ha. Allah'a karşı işlenen en büyük cüretsizlik, değil mi? Şirktir. Allah'ı kabul etmiyorsun. Ona eş koşuyorsun. İbadeti kainatın sahibine yapacağına gidiyorsun, taşa yapıyorsun, ota yapıyorsun, ata yapıyorsun, ineğe yapıyorsun, fareye yapıyorsun, güneşe yapıyorsun, aya yapıyorsun. O zaman olmadı işte. O zaman kabul değil. Rabbena, ey Rabbimiz, innena, muhakkak ki biz şüphesiz semina, işittik, münadiyen, bir nida edici. Ne yapıyor? Yunadi lil iman. Bizi ne yapıyor? İmana çağırıyor. Kim o? Bütün peygamberler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En son kainatın baş tacı. Değil mi? Peygamberim, önderim, sana uymayan hayat olsa teperim diyemiyoruz ama şiirini söylüyoruz. Kainatın efendisi işte, biz bunu duyduk. Buna imana çağıran bir münadi duyduk. Çağırıcı. Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen müfessirler de var. Ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir o. Bizi ne yaptı? İmana davet etti. Ebu Kubeys dağına çıktı. Ey Mekkeliler dedi. Bana iman edenleri cennetten müjdeliyorum. Bana inanmayanları da cehennem azabıyla korkutuyorum. Bu kadar. Yollar iki tane. Biri hakka gider, biri batıla. Batıla gidenlerin yolu cehennemde biter, hakka gidenlerin yolu cennette biter. Bu kadar basit. Üçüncü bir yolu bulamazsın. Üçüncü bir yol yok. Arama. Kimse bulamadı, sen bulamazsın. Mevla'nın kainatından başka kainat yok. Allah'ın mülkünden başka bir yer yok. Gidemezsin. Allah Teala her şeyi helak edecek. Küllü şeyin halikun diyor bak. Her şey helak olacak. Galaksiye kaçacak. Nereye? Oraları yıkmayacak mı Allah Teala? Mars'a gidecekmiş. Nereye gidiyorsun? Mars'a gidersin. Ondan sonra Allah Mars'ı bir ters çevirir. Tersine gelirsin yine dünyaya. Ne olacak sanki? Senin elinde mi her şey? Bizim elimizde bir şey yok. Mevla'nın elinde her şey. Onun dilemesiyle oluyor. Değil mi? Fenfüzü diyor, minaktarı semavati fenfüzü. Geçin gittim la tenfüzün illa bir sultan. Bak, gelip geçemezsiniz, gidemezsiniz, bir delil lazım. Ne işte? Uzay gemisi lazım, mekik lazım. Değil mi? Galaksiye çıkacak bir roket lazım, değil mi? Ondan gitmek lazım. Nasıl gideceksin işte? Öyle bir teknolojiyle gideceksin. Öyle kolay gidemezsin.
O da nasıl olacak? Mevla işte o ilmi sana veriyor. Gidiyorsun, oraları görüyorsun. Gidenlerden de hani diyorlar uzaya gitmiş adam ezan sesi duymuş. Onlar da olabiliyor bak. Sesler kaybolmuyormuş ya. Şimdi sesleri şey yapmaya çalışıyorlar, analiz etmeye. Şu konuştuğumuz söz hiçbir zaman kaybolmuyormuş. Onun peşindeler şimdi, onu arıyorlar. Belki bulurlar. Evet. İmana çağıran, İslam'a çağıran, Kur'an'a çağıran, ebedi hayata, sonsuz nimetlere çağıran Hazreti Muhammed'in çağırmasını duyduk Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem'e Muhammed. En aminu bir Rabbiküm. Biz de ne yaptık diyor? İman ederiz ya Rabbimize fe amenna, biz de iman ettik. Rabbinize imanın, Allah-u Teala'ya inanın, meleklere inanın, kitaplara inanın, Resullere inanın, ahiret gününe inanın, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanın. Değil mi? Bunlara inanın diye bir nida edici bize söyledi bunları. Nereden duyduk bunları? Peygamberler gelmeseydi bunları nereden duyacaktık ya? Ama Allah Teala insanı ne yapmış? O fıtrat üzere yaratmış. Fateren nasa aleyha diyor. Bak insanları ben o fıtrat üzere yarattım. İslam fıtrat üzerine yaratıldık. İçimizde inanmak var. İnanmayanlar da inanıyorlar. Neye inanıyorlar? İnansızlar. İlla iman var yani ama inandığı şey batıl. İşte onu batıldan çıkarmak lazım. O düşmüş olduğu çukurdan, küfür çukurundan kurtarmamız lazım. Yoksa inanıyor da. Ama yanlış inanıyor işte. Sen Kabe'ye gideceğim diye Türkistan'a gidersen olur mu? Yolun rotanı şaşırırsan Kabe'ye gidemezsin. Pusulan iyi olacak. İşte Allah'a inanacaksın, peygamberlere inanacaksın, meleklere inanacaksın. İtikadın sağlam olacak. Ehli sünnet vel cemaatin görüşün olacak. Göre. Değil mi? İtikad da böyle olacak. Amelimiz de öyle olacak. Ehli sünnet vel cemaatin görüşleri üzerine olan imamların görüşleri üzerine olacak. Ehli sünnet vel cemaat diyoruz değil mi mesela? İmam Azam, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Maturidi. Bunların fıkıhta meseleleri beyan etmiş oldukları şekilde ne yapacağız? Anlayacağız, kavrayacağız. İlla kitaplara bakacağız yani. Onlar hepsini söylemişler ya. Hepsi mevcut. İman da bu şekilde olacak. Rabbena feğfirlena. Peki ya Rabbi ne yaptık? Günahlarımız da var. Ne yap bunları? Affeyle. Bizleri bağışla ey Rabbimiz. Feğfirlena. Bizi bağışla. Zünübena. Ondan bedel günahlarımız. Günahlarımız affeyle. Ya Rabbi hepimizin günahlarını affı mağfiret eyle. Tövbe edelim ya. Ettaibi münezzem mükemen la zembele. Günahından tövbe eden günah işlememiş gibidir. Hadis-i şerif var ya. Ya yüllezine aminu tübü ilallah tövbeten nasıl bak. Ey iman eden kullarım, Allah Teala'ya nasıl tövbesiyle tövbe edin. Allah Teala tövbemizi de kabul buyursun. Ve keffir anna, bizden kaldır. Keffir kaldır. Anna bizden. Seyyiatina, kötülüklerimizi. Kelime kelime niye mana veriyoruz? Efendi Hazretleri böyle yaptığı için. Mahmud Efendi Kuddüs'e sırru ne diyor? Kur'an'a kelime manası verelim değil mi? Herkes bir türlü veriyor. Biz kırık kırık mana veriyoruz. Kelime kelime anlayalım diye. Yani bunları 3-5 tane öğrensek, Kur'an okusa insan kırık manalarından baksa epey bir kelime öğrenir ha. Öğrenirsin ondan sonra da bak bunu anlıyorum, bunu anlıyorum. Ne güzel oluyor, şuna gider. Onun için ne yapalım? Okuyalım, kırık mana verelim. Arapça okuyalım. Tefsir, hadis, ilmi, kelami, dahi, fıkha, alim ol, bul selam bak. Tefsir okuyacaksın, hadis okuyacaksın, kelam ilmi okuyacaksın. Fıkıha da alim olacaksın ki selamet bulasın. Allah hepimize becerttirsin inşallah. Evet. Ve teveffena, bizi öldürme ale barar. Tamam, günahlarımızı affettin, ne yaptın? Kötülüklerimizi ne yaptın? Kaldırdın ama ve teveffena ale barar. Ya Rabbi bizi iyilerle beraber de öldür.
İşte ve künü ma'as sadikin, benim iyi kullarımla beraber olun. Fedhuli fi ibadi ve duhuli cenneti. Bak, kullarımın arasına girin ki cennetime giresin. Kim onlar? Allah dostları kardeşim ya. Bunu anlamayacak ne var? Allah dostları işte onlar ne yapıyorlar? Peygamber Efendimizin hayatını kılı kırk yararcasına yaşıyorlar. Onları bir de beğenmiyorlar şimdiki zındıklar. Adı üstünde zındık zaten. Zındıklarla bizim işimiz yok. 1400 senedir İslam'ın gelen bir örf adeti var ya. Yaşanan gelenek görenek var. Osmanlı'dan ilk kaldırdıkları ne? Tekkeleri, zaviyeleri kaldırdılar. Niye kaldırdılar? Madde mana bir irtibatımız var değil mi? Manevi bir şeyimiz var, ruhumuz var. Değil mi? Manevi bir tarafımız var işte. Bunu kaldırdılar bize. Onlara da tekkeler, zaviyeler sağlıyor idi. Maneviyatımızı bitirince her şeyimizi bitirdiler. Bak şimdi sokaklara. Hepsi Hristiyan gibi geziyor. Hepsi affedersin. Hepsi ehli salep diyoruz değil mi onlara? Yahudiler gibi yaşıyoruz. Hristiyanlar gibi yiyoruz. Onlar gibi geziyoruz. Onlar gibi düğün yapıyoruz. Onlar gibi yaşıyoruz. Yalan mı? De yalan. Diyemiyoruz. Öyle mi? Hepimize bir yerden bir zehir girmiş, bir şırınga yapılmış. Küfrün örf ve adetleri hepimizin evine girmiş ha, haberimiz yok. Haberimiz var da işimize gelmiyor, öyle diyeyim. Onun için ve teveffena ma'al ebrar, işte bu irtibatı sağlayan ehlullah var ya, ondan bizim aramızı koparınca işte böyle olduk. Mehmet Akif Ersoy diyor, ne olduysa bize azar azar oldu, cumamız pazar oldu yani. İnsanlar azar oldu, ne olacak? Kuyularını kazar oldu. Öyle olmadı mı arkadaşlar? Yavaş yavaş, işte bir şey olmaz. İlk bir kadın çıktı, İstiklal Caddesi'nde gezdi. Şunu dediler, bunu dediler ama onu kimse düzeltmedi. Ondan sonra ne oldu işte? Şimdi her taraf öyle. Sokaklarda gezemiyoruz. Niye? Niye gezemiyoruz arkadaşlar? Biz daha çok çekiniyoruz kadınlardan. Onlar hiç çekinmiyor. Cesaretleri son derece hattaşmış. Açılmak medenilikse diyor değil mi? Yine şairin bir sözünü söyleyelim. Hayvanlar sizden daha medeni. Kusura bakmayın yani. Mehmet Altın imza Mehmet Akif Ersoy. Ali Hoca demedi bunu. Mehmet Akif Ersoy söyledi. Öyle. Medeniyet bu değil arkadaşlar. Medeniyet nedir? İslam der. Kur'an der. Allah'ın kanunları der. Bunlar yaşanmadıkça zina da artacak. Kötülük de artacak. Her şey artacak ha. Hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Şimdi İşte erdemli insanlar nasıl olacak? Avrupa'da onu araştırıyorlar. İyi insanları nasıl buluruz? İşte biz ne kadar zenginleşiyoruz, o kadar refah seviyemizi yükselttik, yükseldik, aya kadar çıktık. Galaksileri keşfettik, şunları yaptık, bunları yaptık ama ahlaksızlık almış başını gidiyor. O onu öldürüyor, onu öldürüyor, bu bunu öldürüyor. O içkiye bulaşmış, o uyuşturucuya bulaşmış. Hepsi birbirine karışmış. Kimin ne olduğu belli değil. Erkekler kıza dönmüş, kızlar erkeklere dönmüş. Onlara bir şey dersen suçlu oluyorsun. Değil mi? Adlarına şimdi ne diyorlar? LGBT, PTT. Bir sürü bir şeyler diyorlar. Bir sürü harf var, noktalı, virgülü, parantezli. Gidiyor. Nereye gidiyoruz ya? Feyne teze bu. Nereye gidiyoruz ya? Toplum nereye gidiyor arkadaşlar? Cehenneme gidiyor. Allah bizi kurtarsın. Amin. Düzeni bize, İslami düzen, Allah'ın kanunları gelmedikçe bu işler düzelmez arkadaşlar. Allah'ın düzeni gelmedikçe bu işler düzelmez. Onu bak şimdi insanlar onu arıyorlar. Ha bak gözlüyoruz şimdi, duyuyoruz. İskandinav ülkelerinde insanlar Müslüman oluyor. Şuradaki insanlar Müslüman oluyor. Buradaki insanlar Müslüman oluyor. Bizim Müslümanlara ne oluyor? Bizim Müslümanlara ne oluyor, ben onu anlamadım ya. Bizimkiler de öbür tarafa gidiyorlar ha. Bizimkiler de ne oluyor? Hristiyanlığa gidiyorlar. Dinsizliğe gidiyorlar, donsuzluğa gidiyorlar.
sonra cehenneme. Ya birinde de bir şey dedik mi? Hocam sen çok sivri dillisin. Sırat köprüsü daha keskin arkadaşlar, haberiniz olsun. Sırat köprüsünden geçebileceğiz mi? O var. Evet. Rabbena, ey Rabbimiz, atina, bize ver. Ma ve attena la rusulüke, peygamberlerine söz verdiğin şeyi bize ver. Ve la tuhzina yevmel kıyame, bizi ahirette rezil eyleme. Peygamberler dedi ya, iman edip salih amel işleyenler, değil mi? Bu ayeti bize duyurdular. Estaizu billah ve beşşiril lezine amenu ve amilu salihate enne lehum cennatin. Bak, iman edip salih amel işleyenlere ne var? Cennet var işte. Bunu bize peygamberin vaat ettiği, işte bunu bize ver ya Rabbi. Yani bizi cennete idkal eyle, nasip eyle. Peygamberlerle beraber olmayı nasip eyle ya Rabbi. İtikadımız bu. Biz peygamberlere inanıyoruz, kitaplara inanıyoruz, ahiret gününe inanıyoruz elhamdülillah. Allah'tan bize gelen her şeye inanıyoruz. Haktır, gerçektir, başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Kainatın efendisi ne söylüyorsa hepsini kabul ettik elhamdülillah. Ve ma yentiku anil heva in hu illa vahyun yuha. Bak, öyle hevai nefsinden konuşmaz o. Allah'ın vahyiyle konuşur. Vahyi metlu var, aha Kur'an-ı Kerim. Gayri metlu var, kainatın efendisinin sözleri, onlar da vahidir. Ama gayri metludur. Yani namaz okuyamazsın ama onlar da Allah Resulü'nün sözleridir. Allah'tan geliyor ona. Kafasından bir şey yok. Kabul etmiyorlar. 23 sene Allah Resulü 3 tane hadis mi söyledi ya? 3 kelime mi konuştu? Bezindik. Bunların hali ne olacak, bu müşriklerin hali ne olacak böyle ya? Kendin cehenneme gidiyorsun da Müslümanlarla onları da götürecek istemiyorlar da. Allah Teala buyuruyor ya Yahudi Hristiyan'a. Velen tarnan kellehudu velen nasara hatta tettibe milletü. Yahudiler, Hristiyanlar senden asla razı olmayacaklar. Sen onların dinine girene kadar, Yahudi olana kadar, Hristiyan olana kadar. Bu müşriklerde işte biz gavur olduk. Gavurları tutuyoruz, bunları da gavur edelim. Bunlar da gavur olsun. Hadis inkar etsinler, şunu inkar etsinler, fıkıh kabul etmesinler, mezhebi kabul etmesinler. Sonra Allah'ı da kabul etmiyorlar değil mi? Bir tanesi deist oldu, gitti. Öbürü bilmem ne oldu, teizm çıkarttılar, bilmem neizm çıkarttılar, komünizm çıkarttılar, ateizm çıkarttılar. İzimli, mizimli, bizimli gidiyor işte. Nereye gidiyor? İşte gidiyor. Evet. İnneke la tuhliful mi'at. Sen ne yapmazsın? Verdiğin sözden dönmezsin. Allah Teala bize bir söz verdi. Ne yaptı? Mesela ne diyor? Ben iman edip salih amel işleyenleri cennete koyacağım. Bak bitti. Bu sebep. Buna yapışacaksın işte elhamdülillah. Evet. Peki sonra ne oldu? İşte bu dua yapıldı. Festecabe lehum rabbuhum. Rableri onların dualarını icabet etti. Elhamdülillah. Enni ben la udi'u, ne yapmam, zayi etmem, amel amilim mümkün. Sizden herhangi birinin amel yani işlediğini, amil yapan demek değil mi? Bunu yapan kim diyoruz ya, amil. Amele de oradan geliyor değil mi? Yapan. Türkiye'de amele dedin mi ne oluyor? Kazma kürek çalışana diyoruz. O amele ne demek? Çalışan demek. Ona ama şey yapılmış, Türkiye'den almış, o başka manaya gelmiş. Minküm, sizden olan bir kişinin yapmış olduğu ameli yani işi zayi etmem. Değil mi? Min zekerin evlisi. İster kadın olsun, ister erkek olsun fark etmez. Bazıküm min bazı. Bazınız bazınızdansınız değil mi? Hepimiz de Adem Aleyhisselam'danız bak. Bazımız bazımızdanız değil mi? Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Adem Aleyhisselam da topraktan yaratıldı. Bu kadar basit. Arama ya, maymundan değilsin ya. Uğraşma, bulamazsın. Öyle ara formlar bilmem neler şunlar bunlar yok. Darwinizmi bırak. Ateizmi bırak.
Hepimiz topraktan yaratıldık. Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Sen orangutan soyundan, şempaze soyundan, bilmem ne maymunun soyundan geliyorsan gel bana ne. Ben Müslümanım. Beni Allah Teala insan olarak yarattı. O şekilde de ölmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Ama sen maymun olarak öl, bana ne? Sen domuz olarak öl, bana ne? Öyle değil mi ya? Sen gavur olarak ölmek istiyorsan cehennem seni bekliyor. Buyur git. Ama istemeyiz değil mi kimsenin cehenneme girmesini? Ama sen inatçılık yapıyorsan Allah Teala seni alnı perçeminden tutar, cehenneme sallar. Huzuhu gullusun mel cehime sallı, tut bağla cehenneme salla. Bu kadar. Allah Teala bizi Peygamber Efendimiz'le naşucam eylesin. Müslümanlarla beraber eylesin. Hoca Efendi okudu ne dedi? Ve la temutunne illa ve entüm müslümün. Bak ölmeyin, ölüyorsanız Müslüman olarak ölün. Değil mi? Yatsı namazında oku Hoca Efendi okudu. Evet, Allah Teala hepimizi Müslüman olarak yaşattı. Bu şekilde ölmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Ba'dukum min ba'd. Fellezine haceru ve uhricu. Fellezine ol kimseler ki haceru, cihat ettiler ve uhricu, çıkartılırlar değil mi? Yani çıkartılırlar min diyarim, diyarlarından ve üzü ne yapıldılar? Eziyet edildiler fi sebilillah. Allah yoluna da onlara eziyet edildi. Macirlere böyle yapıldı değil mi arkadaşlar? Ve katilu ne yaptılar? Savaştılar ve kutilu öldürüldüler. Le ükeffiranne. Elbette ne yapacağız? Onların bu işte Allah yolunda eziyet çektiler. Öldürdüler değil mi? Kendileri de şehit oldular. Onları ne yapacağız? Örteceğiz. Anhum onlardan seyyiatihim günahlarını. Bak Allah yolunda bir şey yaparsan günahların örtülüyor. Bak ne güzel bir şey. Bir şeyler yapalım ya Allah yolunda. Allah yolunda adım atalım. Niyetimiz hep öyle yapalım. Ben bunu Allah için yapıyorum. Rızaen lillah diyoruz ya. Onu yapalım. Yaptığımız her şey innemel la mali bin niyet li kulli imrin maneva. Bu hadisin şeyi var devamı. Hadis-i şerif. Herkese ameli ne demi niyetler amellere, ameller niyetlere göredir. Herkese de niyet ettiği var ha. İşte femen kâne dirceti ilenlisa yenkühü ha, dünya olursa ona isabet eder. Bu şekilde hadis-i şerif devam ediyor. Buhari'de var. Allah Teala bizi ne yapsın? Allah'a değil mi? Onun rızası için amelleri etmeye muvaffak eylesin. Riyadan, gururdan, kibirden, hasetten, fesattan öyle olanlardan da muhafaza eylesin. Ve udukhilen nafsu ve la tudukhilennuhum yo. Esemle le keferennenhum seyyatim ve le udukhilennuhum ve le udukhilennuhum. Estağfurullah. Estağfurullah. Elbette onları girdireceğiz cennetin, cennetlere. Orada tekitle udukhilennuhum. Tekit üstüne tekit var. Elbette muhakkak onları ne yapacağız? Girdireceğim. Allah Teala buyuruyor. Zat-ı yüce olan Mevlamız cennetin, cennetlere. Tecri min tahtel enhar. O cennetlerin altından ne yapıyor? Nehirler akıyor. Ağaçların altından, köşklerin altından neyler akıyor? Sevaben min indillah. Allah tarafından sevap ile bu. Allah bunu bir sevap olarak kullara verecek. Vallahi inde hüsnü sevap. En güzeli ise sevabın en güzeli değil mi? Allah katında. Onu verecek olan Allah. Onu almayı da bize Mevla nasip eylesin. Bu kadarla iktifa edelim. Vakit ne yaptık? Epey geçtik herhalde. Yarım saat 20 ne yaptık? 40-50 dakika olmuş ya. Maşallah. Normalde 45 dakikaya geçmeyecektik ama bu şekilde kalsın inşallah. Allah Teala hepinizden razı olsun. Dinleyince gidiyor demek ki, kimsenin sesi çıkmayınca hocalar konuşabiliyor. Evet. Allah razı olsun. Ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.